Hani Evet. evet. Elif Hanım. Merhaba hocam. Güneş alerjisi için ne yapabilirim? Güneşe çıktığımda ertesi gün ödemler oluşuyor. Çözüm Ah ah bulamadım. benim canım. Tabii. Şimdi bu koruyucu güneş kremi falan da fayda etmez. Ne yapacak? Güneş alerjisini tetikleyen bir mineral eksikliği var. Çinko. Çinko eksik mi değil mi? Ona baksın. Büyük bir ihtimalle çinko şey olacaktır. Çinko içerikli kremler var. Koruyucu krem. Bak çinko içerikli olacak. Onu sürsünler. Bir de güneş alerjisine, soğuk alerjisinde çok etkilidir ama genel olarak vücudun alerjiye karşı direnç kazanmasını sağlayan keçi boynuzu pekmezidir. Yani sabah akşam birer yemek kaşığı da yaz mevsiminde keçi boynuzu pekmezi tüketsin. Çinko Kabak krem çekirdeği kova. yanında var değil mi Efendim? hocam? Çinko kabak çekirdeği yanında. Evet. Teşekkür ediyorum. Bak, aferin. Gördün mü? Geliyor hemen bilgi. Kabak çekirdeği yağı zengin çinko kaynağıdır. Kabak çekirdeği kaynağıdır. Ya çinko kaynağıdır. Kabak çekirdeği onu da kullanabilirler. Doğrudur. Hemen bir soru daha hocam. Neden kabak çekirdeğini iyi huylu prostat büyümesinde önerirler? Tıp da biliyor bunu tabii. Çünkü kabak çekirdeğinin içinde çinko var. İnsan vücudunda çinkonun en bol bulunduğu sıvı prostat sıvısıdır. Orada eksilirse, azalma olursa prostatta şikayetler O ortaya zaman çıkmaya başlar. çıkmadan, o şikayetler çıkmadan Evet. her gün biz Onun şöyle için biraz doğal yese besleneceksin. değerlendireceğimiz ne olur? Tabii Faydası olur. çeşitli değişik şeyler. Allah dört mevsimde sayısız farklı nimetler veriyor. Çünkü vücudu işte sizi topraktan yarattım diyor ya. Topraktan çıkan bölgendeki her nimete ihtiyacım var. Dört mevsimine bak ne çıkıyorsa bunları fırsat bil. Onları tüket ama doğal olanları. Doğru.